Meydan TV'ye hoş geldiniz. Eski Defterler programındayız. Dr. Yüksel Nizamoğlu bizimle birlikte. Hocam size de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bu hafta Kıbrıs meselesi içinde de Türk Mukavemet Teşkilatı gibi bir çeşit böyle gayri nizami harp unsurlarını konuşacağız. Tabii Kıbrıs meselesi çok geniş bir konu ama özellikle 1974'e giden adanın bölünmesi ve Türk tarafının orada bir devletçik kurmasıyla sonuçlanan sürece doğru odaklanacağız ama onun hemen öncesinde orada başlayan bir gayri nizami harp, bir iç savaş tarzı bir durum var. Bunlara odaklanacağız. İsterseniz hemen Kıbrıs meselesiyle başlayalım. Kıbrıs meselesi nasıl ortaya çıktı? Cumhuriyet bu meseleyi nasıl yönetti ya da yönetemedi ve nasıl bir Kıbrıs, 1974'e giden süreç neydi? Nasıl bir anda askeri bir mesele, bir savaşa, bir harekata dönüştü? Kıbrıs bugün itibariyle Türkiye'nin çözülemeyen bir problemi. Yani sürekli dış politikada, dış arenada her zaman karşısına çıkıyor. Geçmişe baktığımızda uzun bir dönem Bizans hakimiyetinde yaşıyor Kıbrıs. Bir dönem Müslümanlar sefer yapıyorlar ve meşhur o Hazreti Osman dönemindeki seferde Ümmü Haram validemiz, sonradan Halı Sultan diye bilinen, gönüllülerin hatta iştirak ettiği bir seferdir. Orada şehit düşüyor. Bugün de işte Rum kesiminde biliyorsunuz bir de türbesi var. Sonrasında Venedik hakimiyeti o bölgede kuruluyor ve Osmanlı Devleti 2. Selim zamanında Kıbrıs fethedilmiştir. 1570 tarihinde Kıbrıs'ı Venediklilerden almıştır. Yani Bizans'tan veya Rumlardan veya Yunanlılar zaten yoktu. Öyle bir devletten almamıştır. Venediklilerden Kıbrıs alındı ve alındığında burada çoğunluk itibariyle Rumlar yaşamaktaydı. Osmanlı burada bir idare kuruyor. Tabii idarenin bir ayağını hep Rum başpiskoposluğu oluşturmuş ki bu rolü olarak daha sonra Kıbrıs siyasetinde de 20. yüzyılda da 1950'lerden itibaren ortaya çıkan Kıbrıs sorununda da önemli bir konuma sahip olacak. Osmanlı'nın klasik yöntemi buraya nüfus göç ettiriyor ve sürgün yöntemiyle adanın nüfusunda belli dengeler oluşturmaya çalışıyor. Genel itibariyle bakıldığında mesela Evliya Çelebi'nin verdiği rakamlar var. Mantıklı gözüküyor. %15 gibi 180 bin civarında bir nüfus var o dönemde Kıbrıs'ta. Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda gezdiğini, oraları ziyaret ettiğini hatırlatalım izleyicilerimize ve orada %15 civarında bir Müslüman nüfus söz konusu. Aslında Osmanlı daha fazla nüfus göçürtmeye çalışmış. Bunun için planlar yapılmış ama bunun gerçekleşmediği anlaşılıyor. Ve sonraki dönemlerde de oran biraz daha artıyor, Müslüman nüfusun oranı, ama genel itibariyle Rum nüfusun daha fazla olduğu sürekli karşımıza çıkıyor. Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasına, daha doğrusu Kıbrıs'ın Osmanlı'dan kaybına yol açan hadise ise Osmanlı Devleti 1877-78 Rus Harbi'ni kaybetti ve tabii ilk yapılan Ayasofonos Antlaşması'ydı. Ayasofonos Antlaşması'nda çok büyük toprak kayıpları söz konusuydu. Mesela Büyük Bulgaristan kuruluyor ve Büyük Bulgaristan ta Ege'ye ulaşıyor. Bu görüşmeler esnasında İngiltere Osmanlı Devleti'nin artık onu koruma babından bir politika, bir öneride bulundu ve Kıbrıs'ın kendisine üs olarak verilmesini istedi. Ve tabii bir çaresizlik, hem Berlin Antlaşması ile o Ayasofonos'ta kayıpların telafisi hem de Rusya'ya karşı kendini güvence alma düşüncesiyle II. Abdülhamid Kıbrıs'ı İngilizlere üs olarak verdi. Bir anlaşma yapılıyor ve anlaşmaya göre de işte İngilizler yönetimi üstlenecekler. Oradan toplanan gelirlerden de artan kısmı Osmanlı Devleti'ne verecekler. Bu bir Kıbrıs ne zaman bizden çıktı dersek hukuki olarak değil ama aslında yönetim itibariyle 1878'de çıktı. Sembolik bir Osmanlı varlığı söz konusu ama bunun dışında İngilizlerin yönetimi üstlendiğini, kademe kademe orada Müslüman nüfusun tasfiye edildiğini, mesela memuriyetlerdeki nüfusun tasfiye edildiğini ki bu tür topraklarda genelde evkaf vakıflar çok önemlidir. Mesela vakıf arazilerin yavaş yavaş Rumların eline geçtiğini, İngilizlerin tabii aracılığıyla böyle bir şeyle de karşılaşıyoruz. 1914 yılına geldiğimizde ise Osmanlı Devleti 1914 Kasım'ında Rusya'ya savaş açtı ve ardından da 1. Dünya Savaşı'na dahil oldu. 1. Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti'nin dahil olmasıyla birlikte de İngiltere Kıbrıs'ı topraklarına kattığını açıkladı. 1878-1914 arasındaki dönemde burası İngiliz yönetiminde ama sembolik olarak Osmanlı Devleti'ne bağlıydı. 1914'te fiili bir durum gerçekleşti. Bir de facto olarak İngiltere adayı topraklarına kattı. Bundan sonraki sürece baktığımızda ise Lozan, klasik bunların dönüm noktası Lozan'dır. Osmanlı Devleti'nin böyle elden çıkardığı ama hukuken kabul etmediği yerlerin kaybının tescillendiği yer Lozan Antlaşması'dır. Mesela Trablusgarp gibi, Kıbrıs'ta bunlardan bir tanesidir, Mısır gibi ve Lozan Antlaşması ile Kıbrıs'ın İngilizlere ait olduğu onaylandı. Osmanlı Devleti adayı İngilizlere terk etmişti. Lozan Antlaşması ile de İngilizlere verildi. Yani ada Yunanlılara terk edilmiş değil. Fakat tabii Şimdi burada şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. 19. yüzyılda Yunan devletinin kurulmasından sonra meşhur bir Enosus siyaseti vardır. Yunan birliğinin kurulması, Yunan topraklarına katılma politikası bu adalarda da geçerli olmuştur. Mesela Girit için, tabii Girit en son 1908'de zaten Yunan toprağına dönüştü. İşte bu süreçte Kıbrıs için de benzer siyaset takip ediliyor ve özellikle 20. yüzyılda İngilizlerin hakimiyetine geçtiği dönemde, hani artık tamamen onların hakimiyetine geçtiği dönemde bu siyaset daha da ağırlık kazanıyor. Ve Rumlar örgütlenerek Yunanlara katılma, Yunanistan'a katılma gibi bir politika geliştiriyorlar. 1925 yılında ise İngiltere adanın statüsünü kesinleştiriyor. Yani orayı bir dominyon haline getiriyor, bir sömürge haline getiriyor ve dolayısıyla bir sömürge valisi tarafından ada bu şekilde yönetilmeye başlanıyor. Adanın bu statüsü 1950'lere kadar devam etti. 1900'lere gelindiğinde ise durum değişti ve günümüze kadar gelen Kıbrıs sorununun başlangıcı, hani asıl dünya gündemine taşınması, Türkiye'nin bunu vazgeçilmez bir kırmızı çizgi olarak kabulü ne zamandır diyecek olursak 1950'ler karşımıza çıkıyor. Tabii 1950'ler deyince Türkiye'de bir sadece Kıbrıs meselesi değil, aynı zamanda Türkiye'deki Rumların statüsü de tabii tartışmaya açılıyor ve bu çok topyekün bir mücadeleye dönüşüyor. Bir Türk-Yunan savaşına, adeta Kurtuluş Savaşı'nın rövanşı mı dersiniz artık, ya da Kurtuluş Savaşı'nda kapanmayan yaraların tekrardan açılması, kanaması mı dersiniz? Buradaki biraz havayı, yani o dönem Türkiye'deki özellikle Kıbrıs meselesi üzerinden Rumlara yönelik havayı da birazcık anlatsanız. Şimdi 1950'lere gelindiğinden dünyada ne oldu diye bakacak olursak aslında şu oldu. İkinci Dünya Savaşı bitti. İkinci Dünya Savaşı'nda müttefikler Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya galip geldiler. Fakat özellikle kıta Avrupası ekonomik olarak çöktü. Hani savaştan galip çıktı İngiltere, Fransa ama aynı zamanda büyük bir çöküntüyle karşı karşıya kaldılar. İşte bunun yansıması olarak İngiltere daha önce doğrudan yönettiği yerlerden çekilmeye başladı. Mesela İngiltere'nin Kıbrıs'ı ele geçirmesinin, Abdülhamit'ten üs olarak istemesinin bir sebebi hani Rusya'ya karşı bir üs gibi ileri sürüyor ama elbette daha mantıklı sebebi Hindistan'a giden yolu güvenlik altına alma. Biliyorsunuz Kıbrıs'tan sonra Mısır'ı aynı şekilde işgal etmişti İngilizler. Politika buydu ama 50'lere geldiğimizde İngiltere artık buralardan çekilme sürecini başlatıyor. Şimdi tabii kendi üstünde kalmasını istiyor ama tabii yönetimi devredecek ve burada bir sistem kurulacak. İşte burada hani tipik İngiliz siyaseti bu şekildedir. Burayı normal bir sistem kurup terk etmiyor. Yani mücadeleli, problemli bir alana dönüştürüyor. Çok enteresandır. Bu konu İngilizlerin çekilmesi, Kıbrıs'ta yeni bir yönetim kurulması gündeme geldiğinde Türkiye'nin ilk tepkisi şu: bizim Kıbrıs diye bir problemimiz yoktur. Yani böyle bir bakış açısı var. Hatta şöyle bir şey anlatılır. Sedat Simavi Hürriyet Gazetesi'ni o dönemde kurmuştur. Bir seyahatten dönerken galiba Kıbrıs'a uğruyor ve oradaki bu hikayeleri dinliyor ve coşuyor. Hürriyet bundan sonra ciddi şekilde Kıbrıs davası diye ifade edilen davanın önderliğini yapıyor. Milliyetçi bir söylem ortaya çıkarıyor. İşte bu dönemde ortaya çıkan gelişmeler, şimdi İngiltere çekilecek. O zaman ada kime devredilecek? Yani adanın devri konusundaki yaklaşım şu: yani Türk ve Yunan tarafları var. Orada Türkler ve Rumlar var. Bunlardan oluşan bir devlet kurulabilir. Ama bu devlet nasıl yaşayacak? Burada Türkiye ve Yunanistan devreye giriyorlar. Kendi soydaşlarını, dindaşlarını korumak için bu şekilde bir siyaset izleniyor ve gerginlikler artıyor. Bu gerginliklerin bir yansıması biliyorsunuz 6-7 Eylül olaylarıdır. Yani orada Yunanistan, diyelim Batı Trakya Türkleri onlar için her zaman böyle bir baskı unsurudur, bir kozdur. Türkiye için de İstanbul Rumları ve Türkiye İstanbul Rumlarına karşı bu şekilde bir aksiyona girişiyor. Bir gayri nizami harp organizasyonu diyeceğimiz 6-7 Eylül olayları gerçekleşiyor 1955 yılı. Bu sırada Türkiye'nin politikası yavaş yavaş şuraya geliyor. Tabii İngiltere yine de adayı tam bölmek istiyor diyemeyiz. Yani bir yönetim kurup bir sistematik dahilinde tek bir devlet olarak devretmeye çalışıyor. Ama Türkiye yapılan müzakerelerde şöyle bir noktaya geliyor: bunun çözümü Taksim'dir. Yani o dönemde mesela Kıbrıs Türk Cemiyeti, Türkiye'de böyle bir sürü örgütlenmeler söz konusu ve milliyetçi derneklerin söylemi Taksim yönünde. Taksim yani Kıbrıs'ın bölünmesi, Türk ve Rum kesimleri arasında bölünmesi şeklinde bir tez var ve bu tez artık ciddi çeşitli arenalarda gündeme geliyor. Ve burada sahneye çıkan kişi az önce bahsettiğimiz, Kıbrıs'ta demiştik Rumların başpiskoposluğu çok güçlü bir yönetim, yani kilise gerçekten çok güçlü ve onların genç liderlerinden Makarios farklı bir konumla bizzat o yönetimi üstlenme gibi bir konuma geliyor. Bu arada da Yunanlılar kendilerinden, yani kendi ülkelerinden bir subay göndererek, Grivas diye bir subay göndererek orada Kıbrıs'ta EOKA'yı kuruyorlar. Ve EOKA bölgedeki Türklere karşı sindirme operasyonlarına girişiyor. Tabii halk kendini güvencede hissetmezse ne yapar? Tabii ki o toprakları terk eder, Türkiye'ye göç eder veya en azından köydeki toprağını bırakır, nüfusu daha kalabalık yerlere göç eder kendini güvencede hissetmek için. Bu şekilde EOKA'nın faaliyetleri başlıyor. Ve işte bu noktada Türkiye'de EOKA'nın karşısında bir örgütlenmeye gitme ihtiyacı hissediyor. Türkiye'de Rumlara karşı yapılan 6-7 Eylül olayları, Rumların bir kısmının Türkiye'yi terke zorlanması ki 60'larda bu daha belirgin şekilde varlığını gösterecek. Ama diğer taraftan da Türkiye'nin siyaseti Kıbrıs'ta da bu şekilde bir gayri nizami organizasyonun kurulmasına dönüşüyor. Hocam sizinle daha önce başka bir programda başka bir vesileyle konuştuğumuzda ben şu soruyu sormuştum. Türkiye'nin Kıbrıs meselesiyle ilgili özellikle Türkiye içerisinde Rumlara karşı işte durumu kötüleştirmesi, bir çeşit hani ortamı ısıtması, Rumlara karşı nefreti körüklemesi Kıbrıs meselesinde yardımcı olmuş mudur Türkiye'nin Kıbrıs'ı alması adına diye sormuştum. Siz de evet demiştiniz. Yani acı ama evet demiştiniz. Evet. Hala aynı görüştünüz. Şöyle, şimdi Türkiye, Yunanistan, tabii bir taraftan Birleşmiş Milletler'de sürekli gündeme geliyor konu. Diğer taraftan da adanın sahibi İngiltere sonuçta hukuki olarak. İngiltere'nin önderliğinde işte görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerde Türk tarafı var, Yunan tarafı var. Tabii Türk tarafı Taksim'i diretiyor. Yani bölünmeyi diretiyor. Yani bugün de olduğu gibi. Ve İngiltere bu konuda hani bir devlet olarak kalmasından yana. Tabii Yunanlılar asıl onlar da Enosus istiyorlar ama en azından bir devlete evet diyecekler sonuçta. Fakat bu aşamada Fatin Rüştü Zorlu dönemin Dışişleri Bakanı İngiltere'ye şunu demek istiyor. Benim kamuoyum bu konuda taviz verdirmiyor. İçeride öyle bir baskı var ki, içeride öyle bir kamuoyu var ki ben bunu izah edemem. Yani siyasetçilerin bile biliyorsunuz bu şekilde sorumlu oldukları bir kitle var. Hesap vermek zorunda oldukları bir kitle var. Sonuçta bir sonraki seçim var en azından mesela. Hani kırmızı çizgiler dışında. Şimdi 6-7 Eylül olayları veya Rumlara karşı takip edilen politikanın da böyle bir yansıması var. Yani ve bundan vazgeçemiyor. Gerçekten de o dönemin gazetelerine bakıldığında gazetelerin manşetlerinde sürekli Kıbrıs var. Ve siyasetçi de tabii bunun gereğini yapıyor ve kendine göre bir avantaj sağlayarak Türkiye, bakın Türkiye normalde Lozan'da artık devretmişti Kıbrıs'ı. Yani daha doğrusu tanımıştı, zaten elden çıkmıştı Kıbrıs'ta. Kıbrıs'la bir alakası yok. Kıbrıs'la bir gündemi yok gerçekten Türkiye'nin. Ama 50'lere gelindiğinde bir anda Türkiye kendisini Kıbrıs meselesinin ortasında buluyor ve Kıbrıs'ta bakın 1960 Londra Zürih Antlaşmalarıyla Türkiye garantör devlet oldu. Yani bu Türkiye için şöyle bir onur verici, gurur verici bir mesele. Türkiye'nin Lozan'dan sonra ne kazancı var? İşte aldığı bir Hatay var. Boğazlardaki uluslararası komisyonu ortadan kaldırmış. Bu Türk kamuoyu için, Türk milliyetçileri için müthiş bir başarı. Bu şekilde Kıbrıs'a ortak olma gerçekten önemli bir süreci teşkil ediyor. Ama bunun tabii maliyeti nedir? Günümüze kadar gelen maliyeti nedir? Bu o dönemde bu kadar ayrıntılı hesaplandığını düşünmüyorum. Ama milliyetçilik her zaman devletlerin ön planda tuttukları kırmızı çizgilerden birisi. O yönüyle düşündüğümüzde Demokrat Parti'nin politikası, Fatin Rüştü Zorlu'nun politikası başarılı olmuştur. İsterseniz biraz daha Türk Mukavemet Teşkilatı'na yoğunlaşalım. Nasıl bir teşkilat? Evet. Özellikle son günlerde bu Kıbrıs'ta bir mafyatik bir figürün, Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle yeniden gündeme geldi. Kıbrıs Türkiye'deki bu Özel Harp Dairesi gibi, gayri nizami harp gibi, önceki hafta da konuştuk, teşkilat-ı mahsusanın bir devamı gibi organizasyonların, operasyonların bir arka bahçesi ya da Türk ordusunun bu tarz gayri nizami harp yöntemlerinin uyguladığı bir ufak alan gibi konuşuluyor. Nedir Türk Mukavemet Teşkilatı? Nasıl faaliyetler içine girmiştir? Neler olmuştur? İsterseniz bunları dinleyelim. Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan önce tabii adada, Kıbrıs'ta bu problemlerin yaşanmasıyla birlikte, EOKA'nın örgütlenmesi, bir takım eylemlere girişmesiyle birlikte öncelikle Türklerin küçük gruplar oluşturduklarını görüyoruz. Mesela Volkan diye bilinen bir teşkilat var. Ondan sonra Kara Çete diye mesela bilinen bir başka var. Yine o dönemde kurulmuş. Buna benzer küçük yapılar söz konusu. Daha sonrasında da anlatımlara göre Rauf Denktaş'ın liderliğinde bir teşkilat kuruluyor. İsim de Türk Mukavemet Teşkilatı. Anlaşıldığı kadarıyla teşkilat önce Kıbrıs'ta kurulmuş ama Rauf Denktaş'ın söylemlerinden yapılmış röportajlar var. Hatta kendisi onun anılarını da kaleme almış. Söylemlerine ilk başta Türkiye devrede değil gibi gözüküyor. Ama bunu %100 inandırıcı bulmayabiliriz. Belki Türkiye farklı bir şeyle devrede olabilir. Fakat ilk başlangıçta sistematik itibarıyla Kıbrıs Türkleri tarafından kurulmuş bir teşkilat. Denktaş sonra şöyle anlatıyor. Biz diyor 1958'de Ankara'ya geldik ve Fatin Rüştü Zorlu'yu ziyaret ettik, dönemin Dışişleri Bakanı, ve diyor görüşmenin sonunda Fazıl Küçük Türk toplumu lideridir o konuda. Fazıl Küçük var, Rauf Denktaş var. Görüşmenin sonunda ben diyor şeyi teklif ettim. Dedim ki diyor böyle böyle bizim bir teşkilatımız var. Bize silahlı yardım da bulunabilir misiniz? Dedi ki peki yardımlar alabilir misiniz? Yani nasıl bir şey? Dedim diyor alırız. Böyle spontane geliştiğini ifade ediyor. Ve işte bundan sonra bir 6-7 aylık süreç geçiyor. Muhtemelen Fatin Rüştü Zorlu anlatımlara göre Menderes'i ve diyelim Genelkurmay'ı, işte ne sistemi önde gelen aktörlerini ikna ediyor ve Türk Mukavemet Teşkilatı Türkiye'nin yönlendirdiği bir teşkilata dönüşüyor. Teşkilatta niye bu ifadeyi kullanıyoruz? Teşkilatta Türkiye'den giden subaylar var. İşte önce bir yarbay gönderiliyor ki sonradan albayla terfi etmiştir. Onun etrafında çeşitli rütbelerde askerler var. Askerler şu statüde gönderiliyor. Ordudan izinli sayılacak ve orada işte mücahitleri, daha sonra mücahitler adını alacak grupları eğitecekler. İşin diğer kısmı şu, eğitimlerin yapıldığı yerler var. Mesela bir tanesi Ankara'daki Zir Vadisi. 2000'li yıllarda gene Ergenekon davalarında gündeme gelen Zir Vadisi'nin o dönemde de bu şekilde bu amaçla kullanıldığı o röportajlardan ortaya çıkıyor. Mesela Mersin taraflarında eğitim kampları var. Kıbrıs mücahitleri sadece Kıbrıs'ta değil aynı zamanda Türkiye'de de eğitim alıyorlar ve Kıbrıs'ta da gene subaylar vasıtasıyla bir eğitim alınıyor. Peki bu mukavemet teşkilatı kime bağlı? Türk Mukavemet Teşkilatı sistematik olarak 60'tan önceki adı Seferberlik Tetkik Kurulu'dur. Yani 60'lardan sonraki adıyla Özel Harp Dairesi'nin o zamanki kurumuna bağlı. Yani devletin içinde bir yapıdır ama gizli bir yapıdır. Genelkurmay Başkanlığı'nın görevlendirdiği izinli sayılan subaylar tarafından organize edilen bir yapı olarak faaliyet göstermiştir Türk Mukavemet Teşkilatı ve işte 58'lerden itibaren yoğun faaliyetleri var. Bildiriler dağıtıyor ve oradaki Türkleri güçlendirmeye çalışıyor. Yapmadığım bir şey yapayım bu programda. Mesela işte Kıbrıs'ta yayınlanmış bir gazete onların bildirilerinden birkaç tane örnek yayınlamış. Bu bildiriler İngiliz arşivinden elde edilmiş bildiriler. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın bildirileri. Buradan şu anlaşılıyor. Biraz sonra okuyacağım. Metinlerden kısa kısa bölümler okuyacağım. Türk Mukavemet Teşkilatı 1. Rumlara karşı yapılmış bir teşkilat. 2. Silahlı eğitim veriyor. 3. Silah taşıyor. Yani Türkiye'nin temin ettiği silahlar mesela motorlarla Kıbrıs'a götürülüyor. Hatta başlangıçta çok kalitesiz falan taşıma durumları var. Bu motorlar batıyor falan. Sonradan daha sistemli bir şekilde silah taşınıyor. Çünkü Kıbrıs'taki gerçekten Türk halkın silah temin edecek bir durum yok. Sadece av tüfekleri var. Diğer kısmı ise Rumlara karşı bir örgütlenme olduğundan bahsettik. Diğer kısmı ise Türk halkını bir araya getirme. Yani Kıbrıs'taki Türkleri Rumlara karşı propaganda boyutunda bilinçlendirme, tamam, ama kendi yanlarında yer almayanı ise tehdit etme. Tehdit etme ve daha sonra ne diyelim fetişe başvurma. Bizzat silahlı yöntemlere de Türk halk dahil, bakın sadece şey değil, sadece Rumlar değil, Türk halka karşı da bu şekilde bir politika izlenilmiş. Mesela diyor ki İngiliz arşivlerinden işte elde edilmiş bir şey. Tabii bunların bir diğer özelliği bu tür yapıların şu. Yani bunlar sağcı yapılar genel itibarıyla. Asıl kırmızı çizgileri tepki gösterdikleri şey ise komünizm. Yani bunu da sürekli vurguluyorlar. Mesela burada kullandıkları bir ifade. Komünizm sadece ulusumuzun değil Türk halkına hitaben yazılmış bir beyanname bu. İnsanlığın düşmanıdır. Kıbrıs Türkleri komünizmin başı görüldüğü yerde ezilmelidir diyen Atatürk'ün ilkesini şiar edilmiştir. Kıbrıs Türk işçileri aşırı derecede milliyetçi ve vatanseverdir. Rum sendikalarına üye herhangi bir Türk olduğunu düşünmüyoruz. Sonuçta o zamana kadar adada hem Türkler hem Rumlar beraber yaşıyorlar, beraber örgütleniyorlar. Mesela sendikalarda beraberler, hani komünist sendikalar var. Eğer ihmalkarlık sonucunda hala üye olanlar varsa bir an önce istifa etmelidirler. Yani burada açıkça bir tehdit söz konusu. Mesela Türk öğrencilerin kendi okullarında eğitim almalarını istemekteyiz. Yani Rumlarla karışık okullara gidenler de var. Onların bırakmalarını istiyor. Ne kadar erken o kadar iyi. Ancak Türk olmayan okullara giden Türk öğrenciler varsa bu onların milliyetçi olmadığı anlamına gelmez. Kanına sadık bir Türk, sürekli bu tür vurgular var. Mesela efendim Türklerle beraber hareket etmeyene, Rumlardan alışveriş yapana, Rum sendikasına üye olana işte kanında problem var, soyunda problem var gibi söylemler geliştiriliyor. Kanına sadık bir Türk nereye giderse gitsin gerçek bir Türk olarak kalır. Mesela bir başka ilan şu. Duyuruşu, Türk tüccarlarına alışveriş yapmak her Türk'ün ulusal ödevidir. Türk tüccarlarla dürüst ve makul davranmak ve kardeşlerine düşük fiyatlar uygulamalıdır. Rum tüccarlarla iş yapan herkes ağır bir şekilde ihtar edilecek ve bu şekilde alınan ürünlere el koyularak imha edilecektir. Altındaki şey de şu, büyük puntolarla her şey ulusumuz için, her şey vatanımız için Türk Mukavemet Teşkilatı. Ve bakın bu siyaset, yani bilinçlendirme adı altında bir taraftan gözdağı verme siyaseti daha sonra suikastlere yol açtı. Yani Türk Mukavemet Teşkilatı'nın suikastleri yok muydu? Suikastleri vardı. Bakın diyor ki sevgili Türk halkı, Türk Mukavemet Teşkilatı harekete geçmiş ve kendilerine yapılan uyarılara rağmen Kıbrıs'ta yaşamakta olan 120 bin Türk'ün varlığını tamamıyla içe sayarak Kızıllara hizmet etmekten mutluluk duyan alçak hainlere hak ettikleri ölüm cezasını vermeye başlamıştır. Bu satılmış soysuzlar Kıbrıs Türklerin onları affedeceğini mi sanıyordu? ve isim veriyor bakın burada. TMT tarafından, Türk Mukavemet Teşkilatı tarafından vatan haini ve komünist maşası ilan edilen Sadi Erkurt ve Fadıl Önder hak ettikleri cezayı almışlardır. Bunlar bir suikaste maruz kalıyorlar ve diyor ki bakın tehdit şu boyutta, adanın her yerindeki vurucu ekiplerimiz hazır ol emrini almışlardır ve bu şekilde izah ediyor. Tabii şu çok enteresan, kulüplerde, kahvehanelerde veya başka herhangi bir yerde bu konudan bahsedilmemelidir. Türklere hitap ediyor ya, tabii duyulmasını da arzu etmiyor. Sonuçta İngiliz yönetimi söz konusu. Teşkilatın aleyhinde konuşanlar veya emirlerine herhangi bir şekilde karşı gelenler derhal cezalandırılacaklardır ve bildirilerimize isimlerine yer verilecektir. Son bir şey burada da böyle enteresan, bunlar ilk bildiriler aslında ama şu anlaşılıyor İngilizler bu bildirileri ele geçirmişler ve muhtemelen Türk Mukavemet Teşkilatı'nın evrileceği noktayı biliyorlar ama hani program başında ifade ettiğim gibi İngiliz politikasının bir yansıması olarak belki de göz yumuyorlar. Hani böyle bir mücadeleyle oradaki hakimiyetlerin farklı bir şekilde, mesela her şey Kıbrıs'ta her şey değişmiştir. Bir sürü insan hayatını kaybetmiştir ama İngiliz üssü yani varlığını devam ettirmiştir. Mesela diyor ki son ihtar, vurucu ekiplerimiz 10 Haziran 1958 tarihine kadar eylemlerini askıya alma talimatını vermiş bulunuyoruz. İşte listeler var. İşte insanlar takip ediyor. Bakın şöyle şeyler var gazetelerde, ilanlar var. Ben diyor daha önce diyor işte falan diyor efendim sendikaya üyeydim, artık ayrıldığımı diyor beyan ederim diyor. Mesela insanlar tabii korkudan bu tür şeylere başvurmuşlar. Şu ilginç bir duyuru. Diğer taraftan saygıdeğer halkımıza, özellikle kadınlarımıza evlerinde veya iş yerlerinde silah sesi duyduklarında silahın Rumlar tarafından ateşlendiğine emin olmadıkça sokaklara koşarak ekiplerimizin işlerine mani olmamalarını hatırlatmak isteriz. Yani bu şekilde onlara da gereken mesaj verilmiş ve gene büyük harfle yazılmış bir şey. Bağımsızlık mücadelesine mani olmaya çalışan herkes ortadan kaldırılacaktır. Türk Mukavemet Teşkilatı. Yani burada mesela bu metinlerden veya daha sonraki icraatlardan Türk Mukavemet Teşkilatı'nın gerçekten bir gayri nizami harp unsuru olduğunu görüyoruz. Yani propaganda kısmı da var, efendim bilinçlendirme faaliyetleri de var ama diğer taraftan da mesela adadaki Türklere bir araya getirme, bunun dışında bu sisteme dahil olmayanları diskalifiye etme, onları saf dışı etme, gerekirse efendim suikaste kurban götürme, yani bu şekilde bir politikada izlendiği açık bir şekilde anlaşılıyor. Bu faaliyetler tabii yani 1974'te Kıbrıs'ın bir bölümü artık, yani Kıbrıs bölünüp orada bir cumhuriyet kurulduktan sonra tabii bu olayın aktörleri arasından işte biz bunları başardık diyenler de çıktı. Hani işte Sabri Yirmibeşoğlu hadisesi gibi Kıbrıs'a neler yapıldığıyla alakalı belki kapalı kapılar arkasında bazıları basına da sızdı, anlatıldı, edildi. İşte Kıbrıs'ı nasıl kurtardık hikayeleri bunlar tabii ki onların açısından baktığımız zaman. İsterseniz bu son bölümü, yani Kıbrıs'ın 1974'e gelen süreci ve 1974'le birlikte Kıbrıs'ın yeni statüsü ne oldu ve dünya neden burayı hiç tanıma konusunda hiç olumlu adım atan yok, yani neden Kıbrıs hiçbir şekilde tanınmamış bir yer olarak kaldı? Evet, tabii şununla başlayayım. En başta 27 Mayıs darbesi oldu. 27 Mayıs darbesinden sonra 27 Mayısçıların Demokrat Parti tarafından kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'na sıcak bakmadıklarını görüyoruz. Denktaş'ın söylemlerinden bu anlaşılıyor ve ikinci plana, daha doğrusu pasif bir sürece geçiyorlar. Birkaç ay böyle bir faaliyet yok ama sonradan tekrar destek veriliyor ve Mukavemet Teşkilatı varlığını devam ettiriyor ve tabii 1963 yılına gelindiğinde biliyorsun meşhur bir kanlı Noel baskınları var Müslüman halka dönük ve tabii bu özellikle olayları çığırından çıkaran nokta. Fakat Türkiye Kıbrıs'a müdahale edecek, az önce ifade ettik, Londra ve Zürih Antlaşmalarıyla Türkiye aslında garantör devlet olmuştu. Yunanistan ve İngiltere Kıbrıs'ın şu an itibariyle de statü olarak garantör devletleri 1960 antlaşmalarına göre. Ama Türkiye tabii tam harekata kalkışacağı sırada biliyorsunuz Amerikan Başkanı Johnson'ın bir mektubuna maruz kalıyor. İsmet Paşa bir tehditle karşılaşıyor ve harekatı gerçekleştiremiyor. Bir diğer ifadeye göre de çıkartma yapacak gemiler bile söz konusu değil. Dolayısıyla 64'te muvaffakiyet gerçekleşmiyor. Yani planlanan şey olmuyor. Ama Türkiye zaman zaman orada Müslüman halka dönük olaylar fazlalaştığında, katliamlar arttığında mesela uçaklarını gönderiyor ve bir caydırıcı güç olarak en azından bir misilleme yapmaya çalışıyor. Bu arada tabii oradaki Türk Mukavemet Teşkilatı veya mücahitler ciddi şekilde karşılık vermeye başlıyorlar. Fakat tabii bu tür organizasyonlarda, gayri nizami harpte tabii gizli bir yapı. Hani ödeneği tamam Türkiye rejiminden çıkıyor. Belli bir sayıda subaylar da var ama tabii her şeyin de kontrol edilmesi düşünülemez. Muhtemelen bazen sistematik dışına çıkıyor veya belki şartlar kendilerine göre yorum yapıyorlar ve öyle gerektiriyor. Mesela Sabri Yirmibeşoğlu biliyorsunuz daha sonra yıllar sonra bir röportajda onu ifade etti. Dedi Kıbrıs'ta biz cami bile bombaladık dedi. Muhtemelen Müslüman halkı, Türk halkı bir araya getirmek için işte Rumlar şunu yaptı, Rumlar bunu yaptı dedirtmek için bu tür faaliyetlere girişildiği anlaşılıyor. Daha sonrasında ise tabii Yunanistan'ın politikası hiç değişmiyor. Yani bu bölgeyi kendi topraklarına katma politikaları devam ediyor. Halbuki bir Kıbrıs devleti kurulmuş 1960 antlaşmalarıyla. Devlet başkanı işte efendim Rum yardımcısı Türk ve bu şekilde bir sistem var. Fakat daha sonraki süreçte 1974'te Yunanistan'daki darbe ile birlikte aynı zamanda burada da bir darbe gerçekleşiyor ve Makarios, devlet başkanı, Rum kesiminin başkanı Makarios ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Tabii direkt amaç artık Kıbrıs'ın Yunanistan'a katılması ve Türkiye biliyorsunuz bu süreçte 74 harekatını yaptı. Tabii enteresandır. Hem 1. harekat 20 Temmuz'da gerçekleşen harekat hem 2. harekat Ağustos 1974'te gerçekleşen harekat Ecevit hükümet tarafından yapıldı. Hani koalisyon ortağı MSP'ydi. Ali Bakan Hoca'nın başında bulunduğu MSP vardı koalisyon ortağı olarak. Ama enteresan olan şu, yani bir sol hükümet Kıbrıs harekatını yaptı. Yani efendim mesela değil, Demirel hükümetleri söz konusu o dönemde koalisyon hükümetleri ama onlar dönemde böyle bir şey gerçekleşmedi. Tabii Ecevit'in belki hani solculuk adına oraya yaptığı tek şey harekatın adını savaş harekatı değil de barış harekatı yaptı. Yani Kıbrıs Barış Harekatı adını vererek herhalde öyle bir şeye dönüştürdü. Daha sonraki süreçte ne Rumların, tabii Rumlar böyle bir Taksim'den yana değiller. Adanın elbette tamamına sahip olmak veya her zaman en büyük ortak olmak istiyorlar. Taksim noktasındaki inatlaşmalar devam ediyor ve sorun çözülemiyor. Şimdi bu noktada Kıbrıs Türk kesimi ise hani daha sonra 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Önce 75'te federe bir devlet olarak ilan edilmiştir. Bağımsız ilan etti ki bakın o da enteresandır. 12 Eylül darbesi sonrasıdır. Evren Paşa başbakanlık görevini Turgut Özal'a vermeden kısa bir zaman önce, tarih olarak şu an tam hatırlayamadım, kısa bir zaman önce oranın bağımsız ilan edilmiştir. Yani bir seçim kazanmış sivil bir hükümet tarafından yapılmış bir ilan değildir. Bu da ayrıca konuşulması gereken konulardan birisi ama bir de facto gerçekleşti ve tahmin edileceği gibi aslında onu yapanlar da bu noktaya taşıyanlar da onu biliyordu. Yani tanıyan olmadı ve kolay kolay da olacak gibi de gözükmüyor. Çünkü dünyanın oraya bakışı adanın ikiye ayrılmış, taksim edilmiş, iki devletli değil de tek devlet şeklinde yaşaması genelde arzu ediliyor. 2000'li yılların başında işte 2002'de seçim kazanan AKP'nin mesela ilk adımlarından birisi hatırlarsak Kıbrıs'ta olmuştu. Yani Kofi Annan planı çerçevesinde orada efendim oylamalar yapıldı ve Türk tarafı gerçekten büyük bir katılımla böyle bir şeyi onayladı ama Rum tarafı onaylamadı. Fakat şu anlaşılıyor, Türkiye'nin kolay kolay Kıbrıs'tan vazgeçmesi, farklı bir statüyü kabullenmesi de çok zor gözüküyor. Daha sonraki süreçlerde de zaten AKP'den tamamen milliyetçi çizgiye kaymasıyla böyle bir şeye geldi. Yani Türkiye için Kıbrıs bugünkü dış politika prensipleri çerçevesinde bir kırmızı çizgi, kesinlikle taviz verilmemesi gereken bir çizgi. Yani hani devletlerin kendilerine göre belli esasları vardır. Bu esaslar çerçevesinde düşünüldüğünde Türkiye'de iktidar değişir, sağa gider, sol gelir veya şu olur, bu olur ama sonuç itibariyle Kıbrıs'la ilgili politikalar hiç değişmeyecek gibi duruyor ve o da bir çözümsüzlük ve bu çözümsüzlüğün hani tam bir devlet olamamanın yansımaları bugün Kıbrıs hani program başında ifade ettiğiniz gibi mafyatik olaylarla gündeme geliyor. İşte kaçakçılıkla gündeme geliyor, kumarhanelere gündeme geliyor. İşte bu tam bir devlet olamamanın açık yansıması. Ve bundan da belli kesimler çok rahat bir şekilde faydalanıyorlar. Belki Kıbrıs hani bundan bir gelir elde ediyor kendine göre. Çünkü Türkiye'ye bağımlı bir rejim gerçekten çok zor. Hani oradaki insanların açısından da şeyleri hesaplamak lazım. Ama bu devletsizliğin, bu tam bir sistem oturtamamanın yansıması diye düşünüyorum. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Kıbrıs meselesi gerçekten de hani algılarımızı da ters yüz eden bir mesele. İşte bir sağ hükümetin, bir Demokrat Parti'nin gayri nizami harbe yeltendiği, derin devleti tabiri caizse kullandığı ve bir sol hükümetinde gelip işgale giriştiği, savaş başlattığı bir olay. Dolayısıyla ters ayna etkisi olan bir mesele. Ya Ve şunu da ilave edelim. Fatin Rüştü Zorlu 27 Mayıs darbesinden sonra idam edilen 3 kişiden birisi. Yani Türkiye'nin kırmızı çizgisi Kıbrıs diyoruz. Müthiş bir, yani Türkiye açısından müthiş bir başarı elde etmiş. Türkiye'yi garantör devlet yapmış ve deyim yerindeyse adam gidip asmışız. Bu da tabii hani mantık olarak hiçbir izahı olmayan Türkiye'nin böyle ne denir kara mizah örneklerinden, hem komik ama tabii asıl dram hadiselerinden birisi. Bu notla programı kapatıyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. İzleyicilerimize de izledikleri için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yine buluşmak ümidiyle herkese hoşça kalın.